Tam sözleşmesini kaldıracağız diye bize söz verdiler diyor. E bu hanımefendi yani eğer bunları görmezseniz bir de yol haritasını da anlayamıyorsunuz ya. Ayşenur Hanım ne kadar yapay şeylerle uğraşıyoruz aslında konunun e, konunun mi? detayı çok önemli ama getirilen yer tartışmanın platformu çok yapay. Hmm. Kim imzaladı bu sözleşmeyi ki? Yani kimlerle imzaladık? Adı ne İstanbul Sözleşmesi? Evet, Öneriyi biz götürmedik mi? Yani tuttuk Avrupa ile beraber e, Avrupa'ya gidip mi imzaladık? Başka sözleşmelerde oldu ki biz imzaladık. Ne değişti? Asa değişen nedir biliyor musunuz? Siyasetin kirli kokuları bunlar. Yani görünümü kirli, nefesi kirli, nefesi kokan bir şeyi. Sadece günden belirlemek ve biliniyor ki siz de bunu söylediniz. Yani siyaset zora düştü bir dönem daha seçilebilir miyiz ve benzeri sokağa iletilmesi gereken şeyler. Ama ben şunu düşünüyorum. Halk artık her şeyi biliyor. Halk artık her şeyi. Öyle mi? Hakikaten? Ben ben çok güveniyorum halkın şeyine. Ya düşünebiliyor musunuz? Bakın. Anadolu'da esas yani geçmişe götürmeyeceğim sizi muhakkak ama Anadolu'da bütün kararları kadın verir. Evi kadın yönetir. E, tarlaya kadın gider Tarlada traktörün ne yapacağını O gün sabahleyin kadın belirler Hatta bir gün önce yani tarımda olsun İş yerinde de öyle değil midir Veya bırakın e, Anadolu'nun e, Etrafındaki olan o güzel Gelişmeyi dünyadaki Küresel yapıya bir bakın kadınların yönettiği Ülkelerde en azından Covid-19'a karşı alınan önlemlere bir bakın. Yeni Zelanda'yı, Nordik ülkelerindeki Finlandiya olsun, Danimarka'daki kadın yöneticileri veya kadın başbakanları. Kim nasıl başarılı olmuşun arkasındaki yatan mekanizma ya da düşünce yapısı kadının e, fikrindeki düşünce yapısıdır. Yani Anadolu'da da böyledir. Zaten Anadolu'muz, Anadolu dikkat edin, ana yurt. Neden gelir bu? Aslında biraz onları epistemolojik olarak tartışmak lazım. Ama temel olarak ben... E, bunların çok yapay olduğunu İstanbul sözleşmesine dokunacak küçücük bir mekanizmanın doğmadığını doğamayacağını sadece bunların 2023'e kadar eğer erken seçim olmazsa bir sakız gibi etrafında sündürülüp dolaştırılıp tabanı herhalde biraz sıkı tutmak amacıyla olduğunu düşünüyorum. Yoksa insanların düşüncesine güvenelim. Halkın düşüncesine güvenelim. Halk artık belediye seçimlerinde kararını, yapısını, yönünü verdi. Eğer bundan sonra ki yakında biliyorsunuz ekonomik reform adı öyle verildi bize bir açıklanacak. Orada fiziki olarak insana dokunmayan bir şey oluşursa yine ki sözel olarak kalırsa ki ben öyle olduğunu zannediyorum yine halk halk nezdinde ters tepecek bir mekanizma doğacaktır. Bundan sonra şunu bekleyelim daima. Ekonomide şu anda düğmeye basılıp para bulunsa bile IMF ile anlaşılsa bile veya Avrupa'dan Amerika'dan para aksa bile düzelmemiz yaklaşık 5 yıl alacaktır. Yani çarkların dönmesi. Bunu e, hükümet de biliyor, bunu aslında devlet de biliyor, bunu ekonomistler de biliyor. Yani, yani her şey yolunda gitse? E, her şey beş mükemmel yılı... gitse, yolunda değil, mükemmel, mükemmel gitse toparlanma, maliyetli bir toparlanma olacaktır. İstihdamı yerine koyma, işsizliği yeniden yaratma, teknolojiyi tekrar e, transfer etme ve benzeri yaklaşık 5 yıl ve maliyetli olacaktır. Bir parantez bilgisi vereyim Ayşenur Hanım, o da şu devamlı ben bunu e, vurguluyorum. Kaybedilen bir istihdamın, bir kişilik istihdamın yerine konma maliyeti bizim gibi ülkelerde 20-25 bin dolar. Yeni iş yaratma bundan daha fazla bir bedellidir. Dolayısıyla biz e, yaklaşık olarak 5-6 milyon potansiyel iş gücünden kaybımız var. Bunları yerine koyacağız. Yani bunlar yerine koy, koyarken de bizim 5-6 yıl mükemmel gittiği takdirde bir süre ihtiyacımız var. Ve hiçbir zaman siyaset bizi e, bu kısır döngüden kurtarmayacaktır. Bu aslında bize bağlı bir yaklaşım. Siyasetin yönlendirdiği şeye kulak tıkamak en güzel yöntemlerden bir tanesidir. Kimse gündeme getirmesin, kimse İstanbul Sözleşmesi'ni konuşmasın. Zira kimse İstanbul Sözleşmesi'ne dokunacak güce de sahip değildir bunu böyle bir Şimdi Şimdi e, bakın birileri zaten e, saray medyası bunları görmezden geliyor. Ama bazı mahfillerde de özellikle konuşturuluyor. Bizler de hani konuşmasak, bazı şeyleri göstermesek ve ona karşı tepkileri aktarmasak. O mahfillerde kadın yok mu? O mahfillerde Ama işte biliyorsunuz yeni yetişen kadınlar gençlikte var. kadınlar yok mu? Var. Onlar görmeyecekler mi? Onlar bilmiyorlar mı? Sokağa çıktığında bunun sonucunun ne olduğunu, kadınlara karşı davranışların ne olduğunu bilmeyecekler mi? Aslında ne güzeldi 70'ler, 80'ler Türkiye'sinde. Böyle sözleşmelerden hiçbir şey bahsedilir miydi? Bizim çocukluğumuza denk gelen bir yöntemdi ama. Yok, Böyle kardeşim. bir bir şey var mıydı? Böyle bir ayrım var mıydı? Yani kadındı, erkekti ve benzeri. Herkes eşitti. Hatta kadın daha yüksekti. Her zaman... Şimdi de, her de. şey mükemmel gitse e, hani 5 yılda anca e, düzelir diyorsunuz ya. Şimdi bakın İnsan hakları eylem planını açıkladık biliyorsunuz. Daha geçenlerde Freedom House'un bir özgürlük haritası yayınlanmıştı ve orada biz artık mor renkteydik. Yani özgür olmayan, hani Kuzey Kore'den hallice biraz ama işte onlar gibi neredeyse kötü bir sıradaydık. Türkiye'nin puanı 38'di 100 üzerinden. Kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore 83, ee, hani bizden çok başka bir yerde olduğunu zannettiğimiz Pakistan 37 puan bizden daha iyi hatta Irak bize yakın. Şimdi e, bugün de bir harita yayınlandı. Bu sefer ya, e, insan hakları e, da içeren aslında bir e, ekonomik özgürlük haritası. Şimdi orada da gerilemişiz. Bakın e, tek tek e, tabii söyleyemeyiz ama e, 76. sıraya gerilemişiz Türkiye olarak. 2 yıl önce 58. geçen yıl 72. sıradayken 76'ya gerilemişiz. Ekonomik özgürlük. Şimdi ekonomik özgürlükten ne anlamı gerekiyor? neden bu kadar geriledik? Ayşenur Hanım ben bu endekse çok değer veriyorum. Aslında değer vermemin mantığında içindeki detaylar saklı. Aslında temel olarak bu özgürlük endeksini yayınlayan kuruluş çok muhafazakar. Aşırı derecede sağ görüşe sahip bir düşünce kuruluşudur. Heritage Foundation dediğimiz. Hmm. Florida Üniversitesi ile yaklaşık 95 yılından beri bunu yayınlarlar. Temel olarak üniversite bunlara devretti. Orada dört temel kapsam var. Birincisi hukukun kurallarıdır. Onun altında da insan hakları, mülkiyet hakları ve bütün hukukun işleyişiyle ilgili kurumsal yapıda da var. Diğeri denetimdir. İkinci ana dalı denetimdir. Zaten dört tane ana dal var. Denetimde hükümetin etkinliği, kurumların işbirliği, kurumların siyasetle veya halkla bütünleşmesi ve benzeri endekslenir. Üçüncü de, de işte ekonomik sağlık. Yani ekonomideki sağlık daha doğrusu mali durumun nasıl, iş yapabilme özgürlüğü. Örneğin bir dükkan kurarken, bir fabrika kurarken kaç tane imzaya, kaç tane harç ve vergiye ihtiyacı oldu ve benzeri bütün etkileyen faktörler. Dördüncüsü de tamamen dış ekonomiye dair ticareti e, ele alan bir yaklaşım. Çoğunda biz e, geriye gidiyoruz. Bu aslında hani bir eleştirel yaklaşımla ele alınması gereken bir endeks değil. Bu aslında yahu biz hangi kategorideyiz, hangi ülkelerle beraberiz, aynı gruptayız ve benzerinin bir yakınsamasıdır, bir düşünce tarzıdır. Yani nereye gittiğimizin bir yol haritasıdır. Bir ülke düşünün, biraz daha geriye gitsem 32. 33. sıralardaydık biz yaklaşık 10 yıl önce. Ama şu anda 76. sıraya gelmişiz ve içinde de temel olarak özgürlüklerin, işte İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği hakların ve benzeri bütün elementleri içine alan bir yaklaşım var. Ama bu 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 olduğu sürece böyle gittiğimiz sürece nereye kadar gideceğiz ki? Düşünün. Önümüzde Guatemala var. Ya, önümüzde Guatemala var. 73. Bizden iyi durumda önümüzde yani, derken. Yani. Ee, şimdi bakın, Ürdün, Filipinler, Kuveyt, bunlar bizim önümüzde. Bizim arkamızda. Ee, Kırgız Cumhuriyeti var, ee, Bosna-Hersek var, Namibya var, Paraguay var falan. Turuncu renkler e, bizden daha yani, kötü. Yani çevremizdeki 45 ee, ülkenin 37. sırasındayız. Çok, çevremizdeki. Çok, Azerbaycan çok, dahil buna. Azer, Azerbaycan çok iyi noktada. Azerbaycan e, 32 38. sırada. O genel dünya sıralaması o 45 ülke içinde de 23. sırada. Yani Azerbaycan bizden kat kat iyi görünüyor ekonomik özgürlükte. Şimdi ekonomik özgürlük demişken bugün aynı zamanda Erdoğan'ın grup toplantısı var biliyorsunuz. Orada vallahi demiş. Arkadaşlarımın bana ilettiği nota göre söylüyorum. Yazabilirsiniz. Merkez Bankasından kaybolan döviz rezervi yok demiş. Bunu demiş. Şimdi zaten kaybolan demiyorsun Serade siz. Ne diyorsunuz ona? Bir, e, biz ne diyorsunuz? Biz enerjinin korunumu korun, korunumu kanunu diyoruz. Yani, yani aslında şöyle. Hani biliyorsunuz daha ortaokuldan beri kinetik enerji kaybolmaz, potansiyele dönüşür. <laughs> Potansiyel enerji de kaybolmaz, kinetiğe dönüşür. Şimdi, Arada bir sürtünme katsayısı vardır. Bizde sürtünme katsayısı yaklaşık 100 130 milyar dolar götürdü. Buharlaşma e, kelimesine mesela çok perm, bazı gazeteler bayağı ciddi ciddi haber yaptı bunu biliyorsunuz değil mi? Dediler ki bir dakika para nasıl, döviz nasıl buharlaşır? Yahu ne kastedildi ortada 128 milyar <laughs> dolar. Kime gitti, nasıl gitti bu soru bu. Ayşenur Hanım, bilançoyu elinize alın. Hı. Şirket bilançosuna. Burasını ikiye bölün ortadan. Tamam. Alacak borçtur. Alacak borç. Gelen, yani varlıklar, varlıklar ve borçlardır. Varlıklarınızda altın ve döviz var diyelim. Ama borçlarınız eksi 62'de yani dengeyi sağladıktan sonra. muhasebede de T cetvelinin ana dayanağıdır. Ben örneğin sizden borç aldım, varlığım var ama size borcum var sonuçta. Eğer ben eksideysem para yok demektir. Yani şu noktada borçlarımı ödemek için bende para yeterli değil demektir. E, dün açıklanan, galiba eski hazine müsteşarlığından bir tanesi açıkladı Sayın Çanakçı bildiğim kadarıyla. Şu anda hazinemize dahil Merkez Bankası'nın borcu, daha doğrusu net bilançonun bize verdiği rakam eksi 61 milyar dolar. Siz de ben de çok iyi hatırlarız. 77-78 yıllarında 1970'lerde lerde Demirel'in rahmetli Demirel'in çok önemli bir cümlesi vardı. 70 sente muhtaçız dedi. Hı, hı. O 70 sente muhtaç olduğumuz dönemde hazine tam takır demek. Ama negatif değil yani eksi de değil. Niye? Çünkü Finansal araçlar o dönemde yok. Yani böyle sıvaplarmış, işte şundan borçlanalım, tahvil satın alalım veya hisse senedi ve benzeri borçlanalım gibi araçlar olmadığı için o dönemde tam takıra 70 sente muhtaçız kelimesiyle tanımlama getirildi. Şimdi 70 sentten bırakın eksi 61 milyar dolara muhtaçız biz. Eksi 61 milyar dolara muhtaçız. Önce onu yerine koyacağız. Ki, Arkasından da <laughs> söylenen 95 milyar doları ya da 130 milyar doları e, biriktireceğiz. Bir şey, belki son şey, yaklaşık 10 yıl önce, yine konuşmalarına bakın siyasilerin, 132 milyar dolar brüt rezervimiz vardı, artıdaydık. Artıdaydık. Bir, bir ülke 132 milyar dolardan bu seviyeye 10 yılda geldiyse, geriye gittiyse, potansiyel enerjisinden çok çok... E, kayıp e, vermiştir demek. Potansiyelden kastım tamamen, olması gereken. Tamamen yanlış biliyorsunuz. Şimdi Hı. bakın Erdoğan'ın sözleri tam olarak geldi. Haber merkezinden arkadaşlarım aktardı. Konuşuyor mu beyefendi hala? Evet. Biraz da e, rahatsız görünüyor. Yani hani deminden beri buradan görüyorum ben e, işte e, aksırıyor falan. Böyle inşallah sağlığında bir problem yoktur. Ama bir de çok gergin. Bu kadar gerginlik iyi değil hayata. Şimdi demiş ki Erdoğan, tutturmuşlar, sizi de kastediyor beyefendi. Olsun. Tutturmuşlar, hani Veysel Ulusoy tutturmuş dese yeridir. Şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Bu cümleye dikkat, burası çok önemli. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Burayı ben anlamadım. Sağlaması önemli. çok önemli basit. ama ne demiş? <laughs> Sağlaması çok basit. Bir, gidersiniz hazinenin kasasını açarsınız, sayarsınız. Onu yapamayacağız. İki, e, daha geçen hafta evet sattık ama e, sorun niye sattık e, e, itirafı yok muydu? Yani sattık çünkü pandemide dış mihrakların veya dış e, saldırıların önlenmesi için halkın yararını kullandık dendi. Demek ki para yok. Tekrar e, hani dönüp de... Ama o de, kadar da harcanmadı pandemiyede ama. Ya aslında şöyle Ayşenur Hanım. Para para e, el değiştirdi. Yani para gitti. Hmm. E, ben her zaman yaklaşık iki yıldan beri vurguladığım bir cümle vardır. Merkez Bankası'na paralel bir devlet bankası yapılanması kuruldu. Paralel bankacılık diyorum ben buna. Adına ne derseniz deyin. Merkez Bankası... Ee, döviz konusunda tek ele sahip tek kurumdur dünyada veya ülke içinde ise ülke içinde. Merkez Bankası dışında kimse parayı ihalesi satamaz veya el değiştirtiremez. Merkez Bankası ihale ile size, bana, herkese, bütün bankalara, yurt dışına o gün ihtiyaç dahilinde, piyasanın ihtiyacı dahilinde doları düzenlemek, euro düzenlemek için döviz satar doğaldır. Ama onun ihaleyi yapar. Ama en son ihale, tabii en son ihale yapmak zorunda zaten maden yasası diye bir şey vardır. Maden yasasının içinde Doğru. saklı döviz nasıl satılır, döviz nasıl, dövizle nasıl müdahale edilir ve benzeri. Bu e, son 130 milyar dolar olduğunda, daha doğrusu son ihalede 130 milyar dolar kaldığını herkes biliyor. Ama son ihaleden sonra hiçbir ihale yapılmadıysa, sağlama bağlamla düşünüyorum ve o para da orada yoksa o para el değiştirmiştir. Tabii ki para kaybolmaz. Ya para Cezayir'dedir, ya Tanzanya'dadır, ya Avrupa'dadır ya da işte Amerika'dadır. Tabii ki. Ama bu bizim paramız değil artık. Da bizim bizim değildir. paramız değildir artık yani. Ama ben bu cümleyi hakikaten anlamadım. Eee biz diyor de, ki, derken, kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Siz derken bütün büyük ihtimal halkdadır demek. Halkın elinde, halkın elinde. Şimdi bir şey daha söylemiş. Demiş ki CHP zihniyeti mensupları yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar. damatta da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza. Bunu